MHP lideri Devlet Bahçeli, Atatürk'e lanet okunduğu gerekçesiyle tepkilerin odağına oturan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sahip çıktı. Bahçeli, Erbaş'ın Ayasofya'daki Cuma hutbesinde Atatürk'e hakaret etmediğini savunarak, Diyanet İşleri Başkanı'nın Cuma hutbesi esnasında Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk'e lanet şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi ilk cumhurbaşkanımız, İstiklal mücadelemizin lideri ve başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır ifadelerini kullandı. Atatürk'e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir diyen Bahçeli, herkes susup seyretse bile böylesi bir rezilliğe Milliyetçi Hareket Partisi'nin sessiz kalması, seyirci olması varlığını inkardır. Aziz Atatürk'e lanet değil rahmet okunur, dua edilir. Minnet şükran hisleriyle muhterem hatırası yad edilip emanetlerine sahip çıkılır. Atatürk'e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür. Türkiye'yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır açıklamasını yaptı. CHP ve İyi Parti ağır sözlerle hedef alan Bahçeli, lekeli dostlarıyla iktidar olmak için hedef koyan CHP'nin arada ve arafta kalmanın sancısını çeken ipin kendilerine bizzat Cumhuriyet'in bekçisi rolü vermiş kişi ya da grupların Atatürk ve laiklik üzerinden yeni bir mevzi arayışları boşuna bir çırpınıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923 kuruluş ruhuna aynen bağlı ve sadıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin iftihar ve itibar zirvesidir dedi.